Godine su prošle pune muka, ginulo se za slobodu njemo. Ili s pjesmom umjesto jauka, druže ti to mi ti se kunemo. Druže ti to mi ti se kunemo. Senenin en güzel mevsimi, Mayıs'ın en güzel günü, başarılarımızın başarısı ve gençliğimizin en parlak bayramı 25 Mayıs. 25 Mayıs, gönüllerde, dillerde, ulus ile halklarımızın tarihindedir. Omuz omuza savaş ettiğimiz günler, meydanlara kardeşçe kan döktüğümüz tarihi yerler, kalkınan ülkemiz, gelişen öz yönetimli sosyalist toplumumuz, büyük edinimler ve dev adımlar, hepsi içimizde, hepsi dilimizde, her günkü çalışmalarımızda. Kıvançlıyız buna hepimiz. Yaşa 25 Mayıs, gençliğimizin bayramı. Bize ve tüm dünya yol gösteren sendin yüce Tito. Tüm çalışmalarımız ve başarılarımız seninle ve hepsi sana hediye olsun. Dün, bugün ve yarınımız da senin çizmiş olduğun yolu yol bileceğiz. Yurdumuzun çalışkan halkı ve komünistleri senin sözlerini içine seve seve almaktadır. Bugün gençliğin gününü kutluyoruz. Gençliğin ve devrimin, devrimsel eylemlerinin. Gençlik, gençlerimizin, yurdumuzun ve Ulu Önder Tito'nun 90. doğum gününü kutluyoruz. Gençlere günler, eylemler, daima yüreklerde devrim, savaşlı devrim ve barışlı devrim günleri. 25 Mayıs gençliğimizin günü, sevgili yoldaş Tito'nun doğum günü, kardeşlik birlik, emek, eylem, Mayıs ve Tito. Hepimiz devrim, hepimiz gençlik, hepimiz Tito. Bir insan oldu, arkadaş. Hem de önder yaşar bu ülkede. Onun bulunduğu her yerde sevinç, salt, özgür kişi sevinebilir oysa. Onun bulunduğu her yerde yengi var, yengi. Ne var ki salt gerçektir yenen ve yoktur dengi. Josip Broz'un yaşam öyküsü Hırvatsko Zagorje'nin Kumrovec köyünde başladı. Josip Broz, fakir köylüler olan Franjo ve Maria Broz'un 7. çocuğuydu. Doğduğu köyde öğrenimine başlayıp, Sisak'ta 1910 yılına kadar kaynakçı sanatı öğreniyor. Buradan Zagreb'e dönerek kaynakçı olarak çalışmaya başlıyor. Josip Broz'un işçilik dönemi burada başlıyor. Çoğu zamanlar işsizlik sıkıntısıyla karşı karşıya geliyor. Öyle ki iş peşinden giderken yaşam yerlerini değiştirmek zorunda kalıyor. Ve her iş bulduğu yerde işçi ve sendikacı harekatlarına katılıyor. Bu dönem içerisinde çalışmak için Almanya, Çekoslovakya ve Avusturya'ya da gidiyor. 1913 yılında Josip Broz askerlik görevindedir. 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı'nda Rus cephesinde Avusturya-Macaristan orduları için savaşarak yaralanıyor ve tutsak ediliyor. Rusya'da da
tutsaklığı 6 yıl sürüyor. Josip Broz Rusya'da bulunduğu sürede Rus proletaryasının Ekim devrimi savaşımına tanık olarak doğrudan devrime katılıyor. Bununla tarihin yeni yaprağını oluşturan, dünyada ilk sosyalizm devrimi olan Ekim devriminin tanığı ve katılanlardan biri oluyor. 1920'de Josip Broz yurda dönerek Yugoslavya Komünist Partisi sıralarına kabul ediliyor. Halk Kurtuluş Savaşı ve Yugoslavya halklarının devriminin başlamasına değin 1920 ile 1941 yılları arasında birçok yerlerde etkinlikte bulundu. Bu sırada parti üyelerinin çoğu gibi o da devrimsel çalışmaları yüzünden halksız iktidarlarca aranıyor. 1928'de de tarihte bombacı duruşması diye bilinen duruşmada 5 yıllık hapis cezasına çarptırılarak bu süreyi Lepoglava ve Maribor hapishanelerinde geçiriyor. Hapishanede bulunduğu sırada diğer siyasi mahpuslarla özellikle Moşa Piyade'nin işbirliğiyle hapishaneleri Marksizm Üniversitesi'ne dönüştürüyorlar. Burada ilerideki savaşlar için teoretik bilgilerini zenginleştirerek hazırlıkta bulunuyorlar. 1934'te Josip Broz serbest bırakılıyor. Özgürlüğünü kavuşunca Yugoslavya Komünist Partisi'nin politbüro üyesi oluyor. Bu dönemde diktatörlerin darbeleriyle büyük kayıplara uğrayan partinin yenilenmesi için çalışan Josip Broz, 1928 yılında Zagreb'te düzenlenen 8. Parti Konferansı'ndan daha başlattığı parti içindeki fraksiyonerliğe karşı savaşımını da sürdürüyor. 1935 yılında Josip Broz bir ara Moskova'da Kominterna Yürütme Komitesi Sekreterliğinde Balkan ülkeleriyle ilgili sorular üzerine çalışıyor. 1937'de Yugoslavya Komünist Partisi tarihsel anını yaşıyor. Josip Broz Tito'nun parti önderliğine gelmesiyle Yugoslavya halkları ile Yugoslavya Komünist Partisi tarihinin yeni sayfası başlıyor. Tito, partinin yeni yönetmenliğini oluşturarak bir takım değişmeler yapıyor. ...1941 yılında başlayan tarihsel olayların öncesinde 12 bin üyeden oluşan partinin genişlendirilmesi, genç kadro sayısının arttırılması ile güçlenmesine önem veriyor. Yugoslavya Ulus ve Halklarının yeni kaderi 1941'de başladı. Hitler'in yönetmenliğinde bulunan güçler tarafından Yugoslavya saldırıya uğrayarak parçalanıyor ve bazı halklar için soykırımı olmak üzere ulusal sosyal işkenceler yaşıyor. Yaşanan ağır ve yazgısal anlarda Tito ve partimiz yurdun parçalanmasını kabul etmediler. Yugoslavya Komünist Partisi yek vücut olarak işgalcilerle vatan hainlerine karşı Yugoslavya halklarını silahlı savaşa çağırdı. Yugoslavya halkları Tito başta olmakla işgalcilerle 4 yıl insanüstü savaş ettiler. Yugoslavya halkları dünyaya özgürlüğü, geleceği ve kaderinin kendi gücüne bağlı olduğunu belirtmek için 4 yıl süren kanlı savaştan geçti. Yugoslavya'nın her yanında yürütülen ve 4 yıl süren çetin savaşlardan sonra kardeş toplumunu Tito Yugoslavya'sını kurdular. Tito Yugoslavya'sı 2. Dünya Savaşı'nın çetin anlarında 1943'te Yayse'de düzenlenen Avno'nun tarihsel ikinci oturumunda doğdu. Tarihsel oturumda Demokratik Federal Yugoslavya ilan edildi. Başkomutan Tito ise Mareşal ünvanına sahip oldu. Yugoslavya Ulus ile Halkları savaştan savaşa giderek 29 Kasım 1945'te tek başına özgürlüğe kavuştular.
Özgür Belgrad'da Anayasal Meclis tarafından Demokratik Federal Yugoslavya Cumhuriyeti olarak ilan edildi ve Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti oldu. Böylece özgür ve bağımsız Yugoslavya'nın tarihinin yeni sayfası açıldı, özgün yola dayanan sosyalizmin gelişmesi başladı. Tito, her partinin kendi ülkesinde, kendi özellikleri içerisinde gelişmesini sürdürmesi hakkından oluşan ilkeden hareket ederek, yurdun var olan koşullar çerçevesinde gelişip kalkınması ve sosyalizmin gelişmesi için kendimize özgü yolları seçti. Tito, kendi seçtiği yoldan sapmayarak, ister doğu, ister batıdan yapılan tüm dış baskılara kararlıca karşı geldi. Bağımsız Yugoslavya'nın ulusal egemenliğinin Yılmaz koruyucusu olarak savaşımını sürdürdü. Josip Broz Tito, sosyalist ülkelerle işçi partileri arasındaki ilişkilerin eşitlik ilkelerine dayanmasının gerektiği ilkesini savunarak, bu ilişkilerin başka ülkelerle partilerin iç işlerine karışmamak ve ulusal bağımsızlıklarına saygı gösterilmesi zorunluluğundan kaynaklanması gerektiği görüşleri destekledi. Bu tutumları sayesinde Tito, dünya barışı ve barışçı etkin bir işbirliği siyasetin oturtulması olduğu gibi, sömürgeciliğin de yok edilmesi için savaşın veren büyük devlet adamı olarak ad yaptı. Barışçı çalışmaları yanı sıra bağlantısızlık siyasetini dünyaya duyurttu. İnsanlığın şuuru haline gelmiş bulunan bir siyasetin yaygınlaşmasında emeği geçti. Yugoslavya'nın bağımsızlığının elde edilmesi, öz yönetimli sosyalizmin gelişmesi ve delege sistemin ile kolektif yöneticiliğin ilerletilmesi için sunduğu katkısı için üçü halk kahramanı nişanı olmakla 16 en yüksek Yugoslavya nişanı ile ödüllendirildi. Tito'nun barış ve insanlığın kalkınması uğruna sarf ettiği çabaları dünyada da takdirlerle karşılandı. 59 ülke tarafından 98 en değerli nişanlarla ödüllendirildi. Evet, yolumuz dertli, dikenli, kanlıydı. Yılların kara bulutlu gök altlarında çoğumuz ekmeksiz, tuzsuz, açlık hırsıyla göğüs gerdik açıkta jandarma süngüsüne. Döküldü kanlarımız kaygan meydanlara. Kurşun eritmek için sarıldık ateşlere. Çare yok dedik. Savaşlar karşımızda. Ağaç kurdu, partiyi kemirmiş içerden. Komünist partinin yenmesi genel borcumuz. Baş yere geçirmek Yılmaz kimseyi. Baş yere oturtmak Josip Broz Tito'yu. Saldırdı Tito'yla yurt savaşçılarımız. 52 tümeni dayattık Yugoslavya'da. Yardıma giriştik anti-Hitler koalisyonuna. Anladı dostlarımız tam saat ayarını. Rus, İngiliz, Amerikan gördü Tito'cuları. Faşist, Alman, İtalyan, Bulgar birlikleri, Draža, Pavelić, Rupnik, Vanço mültecileri, hepsi alçakça dayandı yengi duvarına. Hepsi birlikte yerleşti sıçan deliğine. Konuşurken açıkladı yolları. Saygı duruşuyla andırdı düşen kurbanları. Bu yönde savaştık, verdik sınavlarımızın. Gelecek gösterecek bu yönde, bu yolda haklı eserimizi.
Ateş çökmüştü her yana, dağ taş kan ağlıyordu, alevlerin ta içinde bir ses korkma diyordu. Şimdi o kanlı günlerden otuz kusur yıl geçti. Özgürlük ve barış içinde kardeş gibiyiz hepimiz. Adımız Yugoslavya, yolumuz Tito yolu. İçimiz dışımız barış, biz böyleyiz, biz böyleyiz, biz böyleyiz. Adımız Yugoslavya, yolumuz Tito yolu. İçimiz dışımız barış, biz böyleyiz, biz böyleyiz, biz böyleyiz. Ateş çökmüştü her yana, dağ taş kan ağlıyordu, alevlerin ta içinde bir ses korkma diyordu. Şimdi o kanlı günlerden otuz kusur yıl geçti. Özgürlük ve barış içinde kardeş gibiyiz hepimiz. Adımız Yugoslavya, yolumuz Tito yolu. İçimiz dışımız barış, böyleyiz, biz böyleyiz, biz böyleyiz. Adımız Yugoslavya, yolumuz Tito yolu. İçimiz dışımız barış, biz böyleyiz, biz böyleyiz, biz böyleyiz. Adımız Yugoslavya, yolumuz Tito yolu. Dünyamızın yeni tarihinde devletler ile uluslar arasındaki dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesi açısından Tito'dan daha dayanıklı, sabırlı ile anlayışlı bir devletçi olarak kendini gösteren yoktur. Tito çağımıza damga vuran adamdır. 1964 yılında Kahire'de yaptığı bir konuşmasında Tito, "Özgürlük olmadan barış olamaz, ne de özgürlük barışsız olabilir" demişti. Büyük devrimci, özgürlük ile bağımsızlığın güçlü savaşçısı, çağımızın en yetenekli ordu yöneticisi, toplumsal adaletin vizyoneri, Yugoslavya Birliği'nin sembolü, bağlantısızlığın yaratıcısı, insansever sosyalizm savaşçısı, uluslararası işçi harekatının efsanesi, sezisel uzak görüşlü devlet adamı, bloklar dışı siyasetin kurucusu ile bağlantısızlar dünyasının yönetici kişisi, barış şampiyonu, uluslar arasında eşitliğin savaşçısı, tüm değerlerin sembolü gibi değerlendirmeler, Başkan Tito'ya onun barış yolculuklarında kendisine yapılan karşılaşmaların ve bu karşılaşmalarda onun kişiliği üstünde kullanılan sözlerin sadece bir kısmıdır. Tito, bağlantısızlar ve aktif barışsever koegzistansiyon uğrundaki güç mimar ve kurucu rolüne katılarak 1944 yılından başlayarak hükümet başkanları, devlet şefleri,
komünist ile işçi devrimlerinin başkan ile genel sekreterleri ile 500'den çok karşılaşmalarda bulunmuştur. Tito, dünya çapında devlet adamlarının önde gelenlerinden biridir. Barış uğruna gösterdiği çaba, tarih sayfalarında altın harflerle yazılmıştır. Başkan Tito, çağımızın en görkemli kişiliğine sahiptir. Balkanlarda bir ülke var ya, adı Yugoslavya. Barışçı, egemen, insancıl, devrimci, Marksçı, Leninci. Tırnaktan tepeye Titocu. Okyanuslar kadar geniş, gökler kadar yüksek Tito adlı yüreğimiz. Hepimiz Tito. Hepimiz için yaşıyor o çünkü. O en güzeli doğar benim dilimde. O en güzeli doğar senin dilinde. O en güzeli yaşar dillerde. Ağızdan ağıza taşınır o en güzeli. Damarımdan akan kansın, gönlümde açan baharsın, göğsümde çarpan yüreksin, sevgi sana yoldaş Tito, sevgi sana yoldaş Tito, sevgi sana yoldaş Tito, sevgi sana yoldaş Tito. Türkülerin türküsünü, şiirlerin şiirini, tarihlerin eşsizini yazan sensin yoldaş Tito, yazan sensin yoldaş Tito, yazan sensin yoldaş Tito, yazan sensin yoldaş Tito. Tito denilince ak kuşlar uçmalı hep şarkıcılarımızdan. Dağ dağ, ova ova, İl il, yurt kesilmeli her insan. Ürünlü bir çığlık koparmalı çiçeksel canlarımızdan. Cevahire, elmasa dönüşmeli elinde neyi tutsan. Kalbimde, kalplerde de aynı yüceliğiyle kızıldır, kızıl güneşte güne Tito. Tito denilince doğurgan analar hep çoğalmalı. Ocak ocak, barınak barınak gülmeli çocuklar. Hepsi özgürlük onuruna şen oyunları oynamalı. Onura, gurura kukmalı parlak yarınlar. Ülkemizi basacak, ülkemize el koyacak kimmiş o? Koruyor onu ve koruyacak. Kardeşlik birlik,
ve içimizdeki Tito. Tito denilince dünya barışı hep yeni şekil almalı. Milyonlarca barışsever eşit hakla bayrak dikmeli gözüne. Tinsel, gülsel, yücesel türküler yakılmalı. Sana şöhret benzemeli, yaşam düzene düzene. Bir türkü gibi belledik adını Tito. Bilirsin türküler halkın sesidir. Yüzyıllar geçse de üzerinden her geçen gün daha gür, daha gürdür. Tito denilince şehit düşen babalarımız demektir. Anıtları ölümsüz Cumhuriyet bayramlarında kardeş kardeş, örnek Yugoslavya. Ulusal halkça koca tarih büyüyoruz. Yarına, o bir güne gülüşmeli yurdumuz bizi kucaklaya kucaklaya. Sen de, senin lekesiz isminde bugün milletimin sönmez bir aşkı var. Bir güneşi var, bir kardeşi var. Ve bugün milletimin senin için her an kalbi çarpar. Gün gece şarkı söyler şarkı bülbül. Sadanı işitsinler uzaklarda. Sevinsin kalpler, titresin çiçek gül. Unutulmasın bugün de, yarın da. Yüceliğin akar akar kanımıza er olur. Andımız antır, inan bize. Şeklinde her çocuk kendini bulur. Bugün her şey Tito'yla. Ad almıştır yaşamak, ereğimiz yolundan gitmek, engelleri aşmak ve doğruya yürüyerek değil, koşarak hızla varmak. Bugünkü günde onun adıyla yurt güzelleşiyor, özgürlük biraz daha genişliyor. Biz Tito'yla yurdu, dünyayı severiz. Yönümüz, yönetimimiz, dileğimiz bu. Bir insan oldu, arkadaş, hem de önder yaşar bu ülkede. Josip Broz Tito. Özgürlüğü seven herkes onu sever. Hem de adalet uğruna savaşan herkes adını bilir onun. Bir insanoğlu yaşar bu ülkede. Gülümseyişi hiçbir zaman inmez yüzünden. Bakışı çünkü ileride. Yaşayıp çalışır. Hem de çok kez tan oluyor odasındaki ışığı söndüren. Hem de mutluluğa sevinen herkes onu tanır. Ormanda çoban da şarkı yakar ona. Atsız ozan da. Arkadaşımız. O bizim arkadaşsa her şey. Hem savaşçı, hem yenici, hem inşaatçı, hem er. Maden ocağında, gemi dümeninde. İnsanın yaşadığı, hem de yaşayacağı her yerde. Godine su prošle pune muka. Ginulo se za slobodu njemo ili s pjesmom umjesto jauka. Druže Tito, mi ti se kunemo. Druže Tito, mi ti se kunemo. Druže Tito, mi ti se kunemo. Veselje.
se širi na sve strane. Sad slobodno po zemlji idemo, al velike pamtit ćemo dane. Druže Tito, mi ti se kumemo. Druže Tito, mi ti se kumemo. Druže Tito, mi ti se kumemo. Druže Tito, mi ti se kumemo.